Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden kombinasyon konusuyla devam ediyoruz gençler. Kazanım bakış testini çözeceğiz bugün sizlerle birlikte. Hem konusunu anlatacağız hem de örneklerini çözeceğiz. Hemen arkasından ise sayma permütasyon kombinasyon şeklinde bir ÖSYM bakış testi karşılayacak bizi. ÖSYM tarzı sorularla, ÖSYM tarzı problemlerle karşınızda olacağız bu kanalda kampımızın sonlarına doğru yaklaşırken kaynak kitap olarak kullandığımız barış yayınları video ders kitabında sevgili arkadaşlarım hemen size ben sayfa numarasını da söyleyeyim ona göre hareket edelim. Sayfa numaramız 275 Bugün sizlerle beraber 276, 277, 278 ve 279. sayfaların konu anlatımını yapacağız. 280. sayfaya geçtiğimizde ise artık videomuzu da noktalayacağız. Evet hazırsak geçelim derse. Evet, öncelikle kombinasyon. Yani seçme, gruplama anlamını taşıyan kombinasyona bir bakalım. A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine bak alt kümeden bahsediyoruz. A kümesinin r'li kombinasyonu denir. Alt küme diyoruz, küme diyoruz. Kümenin içerisine sen elemanları yerleştirince 1, 2 ve 3'ü yerleştirdin. Bu küme 3 1 2 elemanlarını barındıran kümeye eşit kümedir. Yani sen kümenin içerisine o elemanları koyunca onların nasıl durduğunun, hangi sıralamayla yer aldığının, hangi dizilişte olduğunun hiçbir önemi kalmıyor. Bundan kaynaklı kombinasyonda yer değiştirmenin bir önemi yoktur. Hangi sırayla var olduklarının bir önemi yoktur gençler. Bundan kaynaklı permütasyondan kombinasyonu ayıran şey budur. Seçer ve bırakır. Hangi sıralamayla seçip dizdiğinin bir önemi yoktur. Dizilim burada önemsiz. N ve r bir doğal sayı, n'den r'den daha büyük olmak üzere, n elemanlı bir kümenin A, A kümesinin r'li kombinasyonlarının sayısı bu şekilde veya bu şekilde gösterilir ama biz genelde bunu kullanırız, n'nin r'lisi diye de okuruz. Peki kombinasyon nasıl hesaplanır? N faktöriyel bölü r faktöriyel çarpı n eksi r faktöriyel diye hesaplanır. Tabii bunun daha kısa versiyonunu da göstereceğiz size. Kombinasyon sayısı hesaplanırken kümenin elemanlarının sıralama sayısı değil kümenin elemanlarının oluşturduğu grup sayısı önemli. Yani seçim sayısı önemli sıralama değil. N'in R'lisi ifadesi en elemanlı bir kümenin R elemanlı kaç farklı grup seçebiliriz demektir aslına bakarsanız. Ve ben permütasyonla kombinasyonu eğer bir araya getirecek olursam arasındaki bağıntı nedir? Ben n'in r'li kombinasyonlarını r faktöriyelle ile çarparsam eğer n'in r'li permutasyonlarının sayısını, adedini bulmuş olurum. Peki özel olarak n'in sıfırlısı ve n'in n'lisi birdir. n'in birlisi n'in n-1'lisine eşittir. Bu da n'dir. n'in r'lisi n'in n-r'lisine daima eşittir. n'in r'lisi n'in p'lisine eşittir. Şimdi yukarıdaki 3 tanesine ne fark ettik biz? Sıfırla n'in toplamı n'yi veriyor. 1 ile n-1'in toplamı n'yi veriyor. r ile n-r'nin toplamı n'yi veriyor. O halde n'in r'lisi, n'in p'lisi eşitse ya r, p'ye eşittir ya da r ile p'nin toplamı n'yi veriyordur. Tamam. Yukarıdaki 3 örnekte de şunu yaşadık zaten. Peki ekstradan kombinasyonla alakalı ne gibi özellikler var? n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi, n'in üçlüsü, n'in enlisi ne kadar tek tek sırayla bütün kombinasyonları topluyorsan bu sana... 2 üzeri neyi verir? Mesela 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü, 2 de gösterdim 5'in üçlüsü, 5'in beşlisi bunları toplarsam ne olur? 2 üzeri 5'i bulmuş olurum. Yani 32'yi bulmuş olurum. Ve ekstradan bu da Pascal üçgeninin bize kattığı bir özellik aslına bakarsan. N'in R'lisi, N'in R artı birlisinin toplarsam eğer. Eğer ki şu ikisi birbirine eşit ve bunlar da ardışık duruyorlarsa. Şunun büyüğünü seçeceğim bunu da bir artırıp buraya getireceğim yani mesela ben 5'in ikilisiyle 5'in üçlüsünü topluyorsam Bu bana altının üçlüsünü verir bak büyüğünü buraya yazdım Bunu da bir artırdım ve buraya getirdim altının üçlüsü oldu Tamam Şimdi gel gelelim kazanın bakış biri E hocam burada e, 8'in birlisi 8'in sıfırlısı ve 8'in sekizlisi eksik gibi duruyor Evet eksik Yani Soru öyle sormak istemiş sorabilir ben bunları tamamlıyorum. Eğer ki bunları toplarsam bu bana 2 üzeri 8'i yani 256'yı verecekti. Ama ben ekleyerek buraya 256'yı buldum değil mi? E o zaman eklemeyelim. Geri çıkaralım. 8'in sıfırlısı 1'dir. 8'in 1'lisi 8 etti 9. E bu da 1'di. 10. Demek ki 10 fazlasını buldum ben. Yani cevabım ne olacakmış? 246 olacakmış. 2'ye bakalım. Ha bunlar eşit demiş. E, 13 13. Demek ki ya A, 2A eksi 5'e eşit diyeceğim. Yani A buradan 5 gelecek. Ya da A ile 2A eksi 5'in toplamı 13'tür diyeceğim. 3A buradan 18 olacak. A da buradan 6 olacak. Yani A'nın alabileceği bir değer 5, öteki 6. E bunların çarpımı sorulmuş. Cevap tabii ki de 30'un ta kendisi olacaktı sevgili arkadaşlar. 275'in sağ üst tarafına doğru geçtik. Kazanın bakışı 3'teyiz. Bir G kümesi verilmiş. 10 tane elemanı var. 0'dan 9'a kadar olan rakamlar kullanılmış. 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? E 10 tane elemanı varsa ikili kombinasyonları soruluyor. Alt küme sayısı bu şekilde bulunur. 10'un ikilisi de 10 çarpı 9 bölü 2 faktöriyel. Bak burayı 2 defa açıyorsun. 10, 9. Neden 2? Şuradaki kadar açıyorsun. 10, 9 bölü buradaki yazanın faktöriyelini alıyorsun. Cevap 45 tane alt kümesi vardır iki elemanlı. Peki 3 elemanlı o da onun üçlüsüdür. Onun üçlüsü de 10 çarpı 9 çarpı 8 bak 3 kere açtım. 3 faktöriyle bölüyorum. 3 faktöriyel 6'dır. 72'yi 6'ya bölersem 12 gelir. 12 kere 10 da bana 120'nin ta kendisini verir. Gel gelelim kazanan bakış 4'e. G kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşittir. Ben G kümesinin eleman sayısına n demek istiyorum. Demek ki n'in 5'lisi n'in 3'lüsüne eşitmiş. Buna göre G kümesinin en çok 2 elemanlı alt küme sayısı soruluyor. Bak, iyi önce n'yi bir bulalım. G kümesinin eleman sayısı bir ortaya çıkması lazım. n'in 5'lisi ile n'in 3'lüsü birbirine eşitse demek ki 5 ile 3'ün toplamı bana n'yi verir diyeceğim. Yani n kaçmış? 8. 8 elemanlı bir kümeden bahsediyor. Bu 8 elemanlı kümenin en çok 2 elemanlı alt kümesi. Şimdi bu 8 elemanlı kümenin 0 elemanlı alt kümesi vardır. 8 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt kümeleri vardır ve 8 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümeleri. Bunları toplarsam en çok 2 elemanlı alt kümelerinin sayısını bulmuş olurum. 8'in sıfırlısı 1'dir. 8'in birlisi 8, 8'in ikilisi de 8 kere 7 bölü 2'den 28'dir. O halde ben bunları toplarsam 28, 8 daha 36, 1 daha 37 yapar. Cevabımız da 37'nin ta kendisi olur. E devam hocam kazanın bakış 5'e bakalım bir de seninle beraber. <laughs> bir çiçekçi düşün. 6 tane farklı renkte, renkten çok sayıda gül ve 4 çeşit vazo vardır. Şimdi 6 tane farklı renkte gül var ve 4 tane de çeşit vazomuz var. Bir müşteri 2 farklı renkten toplam 3 tane gül alacak ve bir tane vazo satın alacak. Bu müşteri alışverişini kaç farklı şekilde yapabilir diye soruluyor. Şimdi 2 <laughs> tane farklı renk olacak ama 3 gül alacak. Mesela örnek veriyorum. Sarı, sarı, sarı ve kırmızı gül alacak. Sarı ve kırmızı güller almış olsun. Şimdi i̇ki farklı renk aldı ama 3 tane gül var değil mi burada? Ya da bunu şöyle de yapabilir. Sarı kırmızı kırmızı da yapabilir. Sarı kırmızı ve kırmızı da alabilir. Şimdi üçünü aynı renk alamaz. 3'ün aynı renk alırsa 2 renk olmaz. Değil mi? Şimdi tamam güzel. O zaman şu şekilde alırsa diyeceğim. Şimdi 6 tane farklı renk vardı. ikisini seçmemiz lazım önce. 6'nın ikilisi. 6'nın ikilisi. Biçimde seçtim. Devam çarpı olay bitmedi. 4 tane çeşit vazodan da bir tane vazo alacak. 4'ün birlisi. 6'nın ikilisi 15. 4'ün birlisi 4 çarptım 60. Değil mi? 60 geldi. Peki şimdi hocam. Ee, biz biz iki farklı renkten toplam 3 tane gül alacaktık değil mi? 2 farklı renkten toplam 3 gül. Hmm. Şimdi orada bir duralım. 6 tane farklı renk vardı. Çok sayıda gül vardı. Tamam yeterli miktarda gül olduğunu dile getiriyor zaten bize biz 6 tane farklı renkten ikisini seçeceğiz. Onu da bu şekilde veya bu şekilde seçebiliriz demiştik. Tamam sıkıntı yok. Şimdi 6 tane renkten 2 tanesini seçtik. 4 tane vazodan bir tanesini seçtik. Tamam mı? 15 kere 4. 6'nın ikilisi 15. 4, 4'ün birisi 4. Çarptık 60. Ama bu gülleri bu şekilde seçerken bu şekilde de seçebilir. Yani ne diyeceğiz? 60 çarpı 2 diyeceğiz. O da bize 120 cevabını verecek tertemiz. Geldik kazanın bakış 6'ya. 10 soruluk bir sınavın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 10 soruluk bir sınavın ilk 4 sorusundan şurası ilk 4 sorusu olsun şu taraf. İlk 4 sorusundan en az 3'ünü cevaplamak zorunda olan bir öğrenci toplam 6 soruyu kaç farklı şekilde cevaplar? Şimdi en az 3'ünü diyorsa ilk 4 sorudan 3 tanesini seçerim. Geriye 3 tane cevaplaması kaldı. Son 6 sorudan 3'ünü seçerim. Ya da artı ilk 4 sorudan 4'ünü seçerim. Son 6 sorudan da ikisini seçerim ve böylelikle toplam 6 soru cevaplamış olurum. İlk 4 sorudan da en az 3'ü cevaplanmış olur. 4'ün üçlüsü 4, 6'ın üçlüsü 20. 4'ün dörtlüsü 1, 6'nın ikilisi 15. 80 artı 15 cevap bize 95'in ta kendisini verecektir. Evet 275. sayfayı da böylelikle bitirmiş olduk gençler. 4 sayfa daha konu anlatacağız size. Notumuz var diğer sayfada. En tane farklı eleman. S A eşittir A, S B eşittir B ve A artı B de N olacak şekilde. A ve B gibi iki gruba. Önce N tane elemandan A tanesini seçerim. Derim ki siz bir grup olun. En eksi A tane elemandan yani geriye kalan elemanlardan B tanesini seçerim. Siz de ikinci grup olun ve bunların grup sayısını çarparak elde ederim. Eğer grupların adı belli değil ve gruplardaki eleman sayıları eşitse Bulunan sonuç grup sayısının faktöriyeline bölünür. Yani burada iki grup varsa iki ile bölünür. Çünkü sadece gruba ayır diyorsa. Mesela A takımı B takımı olarak ayır demiyorsa. Grupların isimleri önemli değilse. iki gruba ayrılacaktır diyorsa o zaman ikiye böleceksin. Üç gruba ayır diyorsa üçe böleceksin. Yani üç faktöriyel ile böleceksin. Altıya böleceksin. Çünkü burada grupların ismi önemli değil. Ne demiştik? kombinasyona sıralama önemli değil ama. Ama grupların isimleri önemliyse bölünme işlemi yapmayacaksın. Bakalım şimdi 7. sorumuza. Bir grupta bulunan 9 tane kişiden 4 tanesi İzmir'e, 2 tanesi Bursa'ya, 3 tanesi de Antalya'ya. Kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi 9 kişi vardı. Herhangi 4'ünü seçtim. 9'un 4'lüsü. Siz dedim ki siz İzmir'e bir gidin bakalım. Tamam gittiler. Geriye kaç kişi kaldı? 5. 5 kişiden ikisini daha seçtim. Ve dedim ki siz de Bursa'ya gidin. Çarpı. Geriye 3 kişi kaldı. 3 üç kişiden de 3'ünü seçtim. Hatta bunları seçmeme de gerek yok. Geri kalan kişileri de hop siz de Antalya'ya gidin dedim. Ve böylelikle cevap ortaya çıkar. Şimdi 9'un 4'lüsü 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 4 faktöriyel yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5'in ikilisi 10 3'ün üçlüsü de 1'di zaten. Şimdi buraya geldim ben 2 kere 3'ün 6 olduğunu biliyorum 8'de şöyle 4'e bölersem burası 2 gelir 2 kere 7 14 14 kere 9 14 kere 9 da 90 artı 30 126'yı verir 126'yı da ben 10 ile çarparsam doğru cevabın 1260 olması gerektiğini görebilirim. Şimdi hocam şöyle diyebilirsin sen Hoş diyorsun, güzel diyorsun hocam. Lakin ben bir açık fark ettim. Hadi söyle bakalım o açığı. Hadi söyle bakayım. Şunu söyleyebilirsin bak. Hocam önce 9 kişiden ikisini seçsem. Desem ki siz Bursa'ya gidin. Önce Bursa'dakileri göndersek. Niye önce İzmir'i gönderiyoruz ki? Soruda İzmir önce yazıyor diye İzmir'i mi göndermiyor? Yok. Tam 9'un ikilisiyle seçtim Bursa'ya gönderdim. Geri yedi, yedik, 7 kişi kaldı. Bu 7 kişiden 3'ünü seçtim. Siz dedim Antalya'ya gidin. Geriye 4 kişi kaldı. 4 kişiden de 4'ünü seçtim. Siz de dedim İzmir'e gidin. Tam gitsinler abi. Yapalım. 9'un ikilisi. 9 çarpı 8 bölü 2'den 36. 7'nin üçlüsü 7, 6, 5 bölü 6'dan 35. 4'ün 4, 4 üstü de 1. 36 kere 35 cevabı verecekmiş. Hadi bir çarpalım bakalım. 5 kere 36 180 yapar. 3 kere 36 108 yapar. Bir toplayalım seninle burayı. 0, 8, 8 daha 16. Elde var. 1, 2, 1. Ne oldu? 1260. Bir şey değişmiyormuş. İlginçtir ama değişmiyor. Tamam Yani bu işlemlerin hepsi sana doğru cevap verir. Sen ilk önce istersen Antalya'ya gidecek olanları 9'un üçlüsüyle seç. Sonra Bursa'ya gönder 7'nin ikilisiyle. Ve istersen sonra da önce İzmir'e gönderelim 7'nin dörtlüsüyle. Sonra da geri kalan iki kişiyi de Bursa'ya gönderelim. İstersen bu işlemi yap. Gene 1260 çıkacaktır. Geldik 8'e. 6 tane kişi düşün. Her biri iki kişilik. Üç farklı ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi bak. Üç farklı ekipten bahsediyoruz. Tamam mı? Altı kişi olacak. Her biri iki kişi ise altının ikilisi. Geriye kaldı dört kişi. Dördün ikilisi. Geriye kaldı iki kişi. onlarda bir grup olsun dedik. 2'nin ikilisi aslında bakarsan. Altının ikilisi 15 beş. E dördün ikilisi de altı zaten. E ikinin ikilisi de zaten bir yapıyor gençler. Tamam mı? Şimdi on beş kere altı ne yaptı? 90. Lakin. Şimdi burada grupların. Hiçbir ehemmiyeti yok. Yani diyor ki bunlar üç grup olsun diyor. Yani hani şöyle söyleyeyim. Ee, bu kişilere altı kişi var ya bu kişilere isim verelim. A, B, C, D, E, F kişileri diyelim. A ile B bir grupta, C ile D bir grupta, E ile F bir grupta. Tamam güzel. Şimdi grupların isimleri önemli olsaydı eğer mesela derdim ki Bura A grubu, bura B grubu, bura C grubu. Tamam. O zaman bunlar bir de ee, ne yaparlar abi? Yer değiştirebilecekler için 90 okey. Ama grupların isimleri önemli değil. Bunları sadece ayıracaksın diyor. O zaman ben sıraladığım durumu böleceğim. 3 tane grup kaç farklı biçimde gruplanır? 3 faktör gel. 90'ı ben 15'e bölecek olursam... Doğru cevap pardon özür dilerim. 6'ya bölecek olursam... Beynim kalemden hızlı düşündü. Ya da kalemin beyninden hızlı düşündü. 96'ya bölersem 15 gelir cevap. Gruplamanın önemi yoksa... Yani grupların isimlerin önemi yoksa sıralamayı engelleyeceksin. Ama grupların ismi önemli olmuş olsaydı hani yukarıdaki sorudaki gibi yani Antalya'ya gidenler İzmir'e Antalya ile İzmir'in farklı yerler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Farklı yerler olmuş olsaydı tamam sıkıntı yok. Şunu buldun okey ama grupların isminin önemi yoksa grupların sayısının faktöriyeline böleceksin buldun cevabı. Bu da bize 15'i verecek. Geldik 9'a. Şekilde 3 satır ve 12 hücreden oluşan bir tablo veriliyor. Bu tablonun 4 hücresi maviye boyanarak desenler oluşturacağız. Diyor ki her satırda en az bir tane boyalı hücre olacak bir şimdi kaç farklı desen vardır, kaç farklı desen oluşturulabilir diye soruyor. Bir kere zaten yani bunu matematik sorusu olarak düşünme. Sana böyle bir görev verildiğini düşün. Sen ilk neyi düşünürsün? Yani dört tane boyayacağım ama her satırda bir tane boyalı olması gerekiyormuş. İlk neyi düşünürsün? Şunu düşünürsün. Bu satırda da bir tane boyamam lazım önce. Bir tane de bu satırda, bir tane de bu satırda boyamam lazım. Dördüncüsüne karar veririm diyeceksin. Peki o zaman şöyle düşünelim biz. Şuradan, şuradan, şuradan ve şuradan birer tane seçeceğim ama dördüncüsünü nereye boyayayım? İkinci düşünmen gereken şey de bu. O halde şöyle derim. Şunları satır olarak ilk yazdığımı birinci satır olarak düşünelim. İki tane birinci satırda, bir tane ikinci satırda, bir tane üçüncü satırda veya bir tane burada, iki tane burada, bir tane burada veya bir tane burada, bir tane burada, iki tane de üçüncü satırda olduğunu düşünelim. Eğer ki durum bunun gibi ise ne olur? 3 tane hücre var ilk satırda. İkisini seçmem lazım. Çarpı. Burada 4 tane var birini seçeceğim. Şurada 5 tane var birini seçeceğim. Peki ikincisi gibi ise o zaman 3 tanesinden herhangi bir tanesini seçerim. İkinci satırda 4 taneydi ikisini seçeceğim. Ve üçüncü satırda 5 taneydi birini seçeceğim. Eğer bu durumdaki gibi ise işte o zaman da şunu yaparız. 3 tanesinden birini, 4'ünden birini Üçüncü satırdan iki tane seçeceğim için beş tanesinden ikisini seçerim. Bak burası bana üçün ikilisi üçtür. Dördün birlisi dört, beşin birlisi beş. Çarptım altmış geldi. Burası üç çarpı altı çarpı beşten doksanı verir. Burası da bana üç çarpı dört çarpı ondan yüz yirmiyi verir. Şimdi toplarsam altmış doksan daha yüz elli, yüz yirmi daha iki yüz yetmiş yapar. Doğru cevabımız da budur diyebiliriz. Dokuzuncu kazanım bakışta bitirdik geldik ona. Elif'in de aralarında bulunduğu 8 arkadaş yan yana üçerli gruplar halinde fotoğraf çektirecekler. Peki, şimdi her fotoğrafta Elif olacak diyor. Bu 8 arkadaş kaç farklı dizilişle poz verebilir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. 3 kişi var ama bunların içerisinde Elif kesinlikle olacak. Elif'in olması garanti olduğu için artık 8 kişi üzerinden değil, 7 kişi üzerinden düşüneceğim. 7 arkadaş üzerinden düşüneceğim. Elif seçildi çünkü. Şimdi Elif'i varsayalım şuraya yerleştirdik. İki kişi daha seçmem lazım. Üçerli poz verecekler ya. O zaman bu 7 kişiden ikisini seçerim. Çarpı bu seçtiklerimle beraber. Mesela Elif var, Ali var, Can var diyelim. Bu EAC de kendi aralarında 3 faktöriyel biçimde sıralanır. Çünkü diziliş sorulmuş bize bu sefer. 7'nin ikilisi 21. 3 faktöriyel 6. Çarptım 126 geldi. 126 cevabımızdır. Tersten düşünecek olursak. Bir de şöyle yapalım. Toplamda elif olsun olmasın hiç sıkıntı değil. 8 kişiden herhangi 3'ünü seçerim ve 3 faktöriyel biçimde sıralanır bunlar. 3 faktöriyel 6'dır. 8'in üçlüsü de 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 6 olduğu için 56 gelir. 6 kere 56 bize 336'yı verir. 336 tane farklı post çıkabilir. Üçerlik gruplar halinde. Peki ben tümünden Elif'in olmadıklarını çıkarırsam Elif'in olduklarını bulurum. O halde şöyle düşünelim. Elif'i çıkardım. Hiç olmasını istedim. 7 kişi kaldı. 7'nin üçlüsü çarpı bir de bunlar 3 faktöriyel biçimde yer değiştirirler. Bu da bana 6 çarpı 7'nin üçlüsü 35'tir. 6 kere 35'i yani 210'un ta kendisini verir. 336'dan 210'u çıkaracak olursam 126 gelir. 210 tanesinde elif yok. 336 tamamı 126 tanesi elif vardır derim. Her türlü 126'yı bulabiliriz. Cevabımız bu olacaktı gençler. Kazanın bakış 11. 5 evli çift arasından Eş olmayan iki kişi kaç farklı şekilde seçilir? Şimdi 5 tane evli çifti şu şekilde aralarında görünmez bir bağ varmış gibi 5 tane evli çift düşünelim. Bunlar çiftler arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi eş olmayan iki kişi seçeceğim ya. Ben önce derim ki 10 kişi var şu an elimde. 10 kişiden herhangi birini seçerim. Seçtim. Varsayalım şu seçildi. Bu seçildikten sonra artık diğer kişi bunun eşi olması istenmediği için Dedim ki şunu çıkaracağım. Yani geriye 9 kişi kalmıştı. Bunu da çıkarırsam 8 kişi kalır. 8 kişiden de birini seçerim. Ki bu bana 80'i verir. Lakin cevap 80 değil 40'tır. Neden? Şimdi varsayalım ilk önce bunu seçtim. ikinci olarak bunu seçtim ya. Burada hangisinin seçim önceliği olduğunun bir önemi yok. Yani ben önce bunu sonra bunu seçmiş de olabilirim. Yani her bir sayımı iki defa gerçekleştirmiş olurum. Böylelikle 80'i de ben 2'ye bölersem doğru cevap bulmuş olurum. Cevap 40 olacaktı sevgili gençler. Kazanın bakış 12'deyiz. Abi bu arada geçmeyeceğim. 11. soruya tekrar geri dönelim. Abi şimdi bunu farklı bir şekilde daha düşünelim. Bu hani aklınıza gelmezse eğer. Farklı bir çözüm daha uygulayalım buna. Şöyle olsun o da. 10 kişiden 2 kişiyi seçmeyecek miyiz biz? 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölükten 45 yapar. Tamam. 45 farklı biçim seçebilirim ama bunların içindeki şunu seçersem, bunu seçersem, bunu, bunu ve bunu seçersem bunlar eşli seçimlerdir. Dolayısıyla ben bundan 5'i çıkarırsam 40'ı yine bulurum. Tamam iki türlü de bulabilirsin. Zorlasak bir tane daha üretiriz bir çözüm yolu daha ama hani şu şimdilik gerek yok. 8 özdeş koltuğa 5 kişi herhangi iki boş koltuk yan yana gelmemek üzere kaç farklı biçimde oturulabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane koltuğu çizdim. Herhangi iki boş koltuk yan yana gelmesin istiyor değil mi? O zaman ben önce şunu düşünürüm. Tüm durumu bir ele alalım onu düşünelim. 8 tanesinden herhangi 5 tanesini seçtik ve vatandaşları o 5 kişiyi oturttuk bu 5 koltuğa ve bunlar da kendi aralarında 5 faktöriyel biçimde tabii ki sıralanabilirler ve böylelikle biz şunu elde etmiş oluruz. 8'in 5'lisi çarpı 5 faktöriyel ki 8'in 5'lisi az önceki soruda da hesaplamıştık 56'ydı. Çarpı bir de 5 faktöriyelimiz var. Bu tüm durum. Tamam? Şimdi istenmeyen durum. İstenmeyen durumun birini elde ederken diğerini de elde edeceğimizi lütfen unutmayalım. İyi dinliyoruz. Şimdi ben şunu yapacağım. Varsayalım ki şu iki koltuk boş kalabilir. Değil mi? Biz bu iki koltuğu boş bıraktıysak geriye geriye gençler şunu düşünüyorsun bak. Şöyle boş kalabilir dedik. Daha sonrasında ben bu kişileri bu kişileri 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane koltuktan herhangi 5 tanesini seçtiririm. Ve 5 faktöriyel biçimde sıralarım. Yani 6'nın 5'lisinden 6 çarpı 5 faktöriyel gelir bu durumda. Ama şurası da boş olabilir. Şu kısım da boş olabilir. İki koltuk yan yana. Burası da boş olabilir. Burası da, burası da ve burası da. Toplam 7 farklı 2 koltuğun yan yana durduğu boş durum var. Yani 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Yani 42 çarpı 5 faktöriyel tane istenmeyen durum var. Bu istenmeyen 42 çarpı 5 faktöriyel. Ama şunu unutmayalım. Yani şunu unutma, unutulmaması gerekiyor. Öncelikle bak şu iki koltuğu şunları bir sileyim ben sana. <laughs> bunları unutma. Şu ikisini boş bıraktık. Bak burası boş ve burası boş. Şimdi ben bu altı koltuktan geri kalan altı koltuktan <laughs> herhangi beş tanesini seçip oturtuyorum ya. Şimdi şunu seçtim, bunu seçtim, bunu seçtim, bunu seçtim, bunu da seçtim ve bunları oturttum. Ve iki boş koltuğun yan yana boş olduğu durumu bulduk da bir de burada 3 boş koltuğu da elde etmiş olduk açıkçası. Zaten 4 boş koltuk kalmayacak. 8 tane koltuk var 5 kişi var. Yani biz 3 tane yan yana boş olan durumları da bulup bunları da saymış olduk aslına bakarsan. Dolayısıyla ben bundan bunu çıkarırsam 14 tane 5 faktöriyel gelir. Cevabımız da bu olur. Geldim 13. kazanım bakışa. Evet 13. kazanım bakıştayız. Biraz ee, Tipte bir değişiklik var <laughs> değil mi? E, 12. sorudan sonra aciliyeti bol bir iş çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla videoyu orada durdurmak zorunda kaldım. E, ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki tanesi iki kişilik bir tanesi 3 kişilik 3 otel odasına Duygu Az, du, ve Azra'nın aralarında bulunduğu 7 kişi Duygu ve Azra aynı odada olmamak üzere kaç değişik şekilde kalabilir diye sorulmuş şöyle bir otel odası olsun. Şöyle bir oda olsun. Bir tane de şöyle olsun. Tamam mı? Şimdi şunlar iki kişilik odalar. Şöyle iki kişilik ve bu da üç kişilik bir oda olsun. Şimdi iki tanesi iki kişilik bir tanesi üç kişilik odaları çizdik. Duygu ve Azra'nın aralarında bulunduğu toplam yedi kişi var. Duygu ve Azra aynı odada olmasın isteniyor. Kaç değişik şekilde kalabilir diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Burada ben tüm durumu ortaya döksem. Tüm durum. Nedir abi tüm durum? 7 kişi vardı. 7 tanesinden 2 tanesini seçtim. Dedim ki siz buraya. Geriye kaldı 5 kişi. 5 kişiden ikisini daha seçtim. Size dedim buraya gelin. Geriye kalan 3 kişiden 3'ü de. Tabi tek durum. Onlar da buraya. Yani geriye kalanlar da son odaya. 3 kişilik odaya yerleşsinler. 7'nin ikilisi 21. 5'in ikilisi 10. Çarparsak bunları 210 yapar. Peki. Bu tüm durum. Tüm durum bu. Peki istenmeyen bir durum var mı? Var. Evet, Duyguyla Azra'nın aynı odalarda kalması istenmeyen bir durum. Varsayalım ki Duyguyla Azra burada olsunlar. Şimdi ben geriye kalan 5 kişiden, geriye kalan 5 kişiden ikisini seçerim. Derim ki siz buraya. Geriye 3 kişi kalmıştı. 3 üç kişiden 3'ünü de seçtim. Onları da son odaya koydum. Artı devam. İstenmeyen durumları toplamaya devam. Duygu ve Azra buradaysa eğer aynı şekilde 5'in ikilisi çarpı 3'ün üçlüsünden burayı seçerim. Dolayısıyla burayı çarpı 2 dememde bir sıkıntı yok sanırım. Ve son olarak son olarak eğer Duyguyla Azra sondaki odadaysa mesela Duygu burada, Azra buradaysa. Şimdi benim şuraya bir kişi daha seçmem gerekiyor, değil mi? O halde geriye kalan 5 kişiden birini seçtim. Sen dedim şurayı doldur. Geriye kaç kişi kaldı? 4. 4 kişiden ikisini seçtim. Size dedim şuraya gelin. Geriye kalan iki kişiden ikiyi de seçtim. Siz de dedim burayı doldurun. Şimdi şurası 10. Şurası 1. Burası 2. Ne yaptı? 20. Artı. Şurası 5. Şurası 6. Burası 1. Çarptık ne yaptı? 30 yaptı. 20 artı 30 da 50'yi verdi. Bu istenmeyen durum. Tüm durumdan istenmeyen durumu çıkaracak olursam 160 bana istenen durum. Yani duyguyla Azra'nın aynı odalarda kalmama durumunu verecektir. Toplamda da 160 farklı şekilde ...gerçekleşir bu durum diyebiliriz. Şimdi geldik 14'e. Bu sorular... ...eski e, sınav sisteminin... ...ünlü sorularından, güzel sorularından. E, Tabi buna... ...eski sınav sisteminin sorusu deyip de... E, ...kalkıp şey yapmayacağız. Yani hani... ...tüh kaka demeyeceğiz. Çünkü... ...bunun düşünce yöntemi... ...yani bunu düşünme yöntemi... E, ...gayet şık bir yöntem. Bunu düşünme yöntemi bize... Yeni nesil sorularda yani karşımıza çıkacak sorularda bir ufuk e, kazandırır arkadaşlar. AB'den BDC'den küçük koşuluna uyan kaç tane BAC3 basamaklı sayısı vardır diye sorulmuş. Şimdi burada AB'den BC'den küçükse tabi ben bunları BAC3 basamaklı sayısı diyorsam eğer A'yı da B'yi de C'yi de rakamlardan seçmek zorundayım. Tabi A'yı sıfır seçememe durumum oluşabilirdi. Eğer sayı 3 basamaklı sayı a ile başlasaydı ama b ile başlamış. Ve doğal olarak b burada a'dan daha büyük olduğu için B'nin 0 olma durumunda söz konusu değil. Ben 10 tane rakam arasında herhangi 3 tanesini seçersem eğer buna karşılık olarak sadece 1 tane sayı yazabilirim. ki onun üçlüsü 120'dir. 120 kere 1'den toplam sayı yazma dedim 120'dir. Yani 120 tane bAC 3 basamaklı sayısı vardır. Şimdi neden direkt 10'un üçlüsünü seçtim? Mesela 10'un üçlüsü 10 tane rakamdan 3 tanesini seç rastgele. 1'i seçtim. 7'yi seçtim. 0'ı seçtim. Bak şimdi 1 küçük pardon 0 küçük 1 küçük 7 değil mi? E şimdi bu neydi? A, B, C. Biz ne istiyorduk? B, A, C sayısı. Bak bir tane sayı oluştu. 107. Yani her seçtiğin sayıya istinaden bir tane B, A, C yazarsın zaten. Farklı bir şey yazamazsın. Bundan kaynaklı da biz cevabımıza 120 diyebiliyoruz rahatlıkla. 276'yı bitirdik. Bu sorunun benzerleriyle devam edeceğiz. Nerede? Bir diğer sayfada. Kazanım bakışı 15. A küçük B ve B küçük veya eşit C. Koşuluna uyan kaç tane ABC B, C, 3 basamaklı sayısı vardır? Bak bu sefer A'yı yüzler basamağına koymuş ve ben sıfırı seçemeyeceğim bu sefer. Yani A gördüğüm yere sıfır yazamam. Niye? Çünkü yüzler basamağı sıfır olamaz. Yani küçükten büyüğe doğru A, B, C diye sıralanmış ya. Bundan kaynaklı gençler. A'ya sıfır verme durumumuz hiç oluşmayacak. Hatta ve hatta ben sıfırı B'de de C'de de kullanamam. O zaman sıfır hiç kullanılmayacakmış ki. Çünkü hani sıfır B yapamayız. B'yi sıfır yapamayız. Çünkü sıfırdan küçük bir rakam yok. E sıfırı ben B'de kullanamıyorum. C'de zaten hiç kullanamam. E A'da da kullanamıyorum. O zaman sıfır attım ben kenara. Sıfır yok o zaman geriye kaç tane rakam kaldı? 9. Şunu e, düşünerek A küçük B küçük C olmuş olsaydı az önceki soruda yaptığımız gibi 9 tane rakamda 3'ünü seçerdim. Olay biterdi. Lakin A küçük B eşit C durumu da var burada. Yani küçük durumunu aldık. 9'un üçlüsü bulduk. Tamam. Sıkıntı yok. Ama A küçük B eşit C durumu da var. Hatta bu ikisini ben bir arada düşünürsem zaten şunu verir bana. Değil mi? Buradaki durumu verir. E şimdi o zaman ben burada B'yi seçtiğim takdirde C'yi otomatik seçmiş oluyorum. Çünkü eşitler zaten. O zaman ben burada iki tane sayı seçsem yetecek. Dokuz tanesinden yine sıfır yok. İki tanesini seçelim ve bu olayı da bitirmiş olurum. Ve artık bu ikisini toplamda bana cevabı verir. Şimdi dokuzun üçlüsü dokuz çarpı sekiz çarpı yedi bölü üç faktörü yelden gençler. 84'tür. 9'un ikilisi de 9 çarpı 8 bölü 2 faktöriyelden 36'dır. İkisini toplarsam 36 ile 84'ün toplamı bana 120 verir. Yani bunun da cevabı 120'ymiş. Şimdi aynı şekilde sorulmaya devam eden şuna bakacağız. A küçük veya eşit B o da küçük veya eşit C'ye bakacağız. Şimdi yine burada A sayısını ben 0 seçemem. Çünkü ABC sayısı demiş. A 0 olamaz. B ve C de zaten 0 olamıyor. O halde ben 0'ı yine hiç ettim. Sıfır yok. Şimdi ben ilk olarak a küçük b küçük c durumuna bir göz atayım. Sonra a küçük b eşit c durumuna göz atmam gerekir. Sonra a eşit b küçük c durumuna göz atmam gerekir. Bir de a eşit b eşit c durumuna göz atmam gerekir. Şimdi a b'den b c'den küçükse 9'un üçlüsüyle zaten bunu seçebiliyordum ki bir üst soruda bulduk zaten 84. A küçük B eşit C'yi de 9'un ikilisiyle bulabiliyordum ki bu da zaten bana neyi veriyordu? 36'yı veriyordu. E hocam A eşit B küçük C'yi onu da 9 tane sayıdan herhangi iki tanesini seçerek bulurum ki bu da 36. Peki A eşit B eşit C'yi yani ben A'yı seçtiğim zaman otomatikman hepsi seçileceği için o halde ben 9 tane sayıdan bir tanesini seçersem hepsi seçilmiş olur. Bu da 9 gelir. Şimdi toplama zamanı. Şununla şunun toplamı zaten 120 idi. 36 daha 156 yapar. 9 daha bana 165'i verir. Cevabımız 165 deriz gençler. Şimdi abiler ablalar. Burada tabi bu işin mantığını anlatacağız. Bu işin mantığını kavratacağız. Burada da işinize yarayabilecek olan e, sözel tarzda aklınızda tutabileceğiniz bilgileri derledik toparladık. Tamam mı? Yani bunları bilerek eğer bu maddeleri bilirsen soruların içerisinde ha bu buydu deyip çat yerine yazıp çıkarırsın. Ama ben sana mantığını öğreteceğim. Dileyen isteyen arkadaşım bu kısımdakileri de e, bir kağıt yani burayı keser misin artık kitabından yoksa tekrar eline düzenli bir şekilde yazar mısın yoksa fotoğrafını çekip çıktığımı alırsın yoksa fotoğrafını çeker favoriye eklersin oradan mı kullanırsın beni alakadar etmiyor. Ama bu kısım öğrenilebilir çalışılabilir e, aklınızda tutulabilir dolayısıyla bunu bir köşede tutun. Ama ben size bunların mantığını anlatarak soruları çözeceğim. O yüzden beni iyi dinleyin. Aynı düzlemde bulunan herhangi üçü doğrusal olmayan 8 tane nokta en çok kaç tane doğru belirtir? Şimdi herhangi üçü doğrusal olmayan diyor. 8 tane nokta var. En çok kaç tane doğru belirtir diye sorulmuş. Yani şunu söylemek istiyor. Herhangi 3 tanesi yan yana aynı doğru üzerinde bulunmayacak diyor. O zaman 8 tane noktamız var. Peki benim Bir doğru oluşturabilmem için şu şekilde onları birleştirdiğim takdirde iki tane noktaya ihtiyacım yok mudur? ya yani bir doğruyu oluşturmak için iki doğruya iki tane noktaya ihtiyacım var. E kaç tane nokta vardı? 8. O zaman ben 8 tanesinden herhangi iki tane noktayı seçersem bunların her birinden birer tane doğru geçer diyeceğim. Ve böylelikle 8'in ikilisi de bana cevabı verecek. 8 çarpı 7 bölü 2. Yani cevabımız 28 olacakmış gençler. Bu bir. Bakalım şimdi şuna. Aynı düzlemde bulunan ve 4 tanesi doğrusal olan 7 tane nokta en çok kaç doğru belirtir? Yani şundan bahsediyoruz. Aynı düzlem üzerinde mesela şu düzlem. Diyor ki 4 tanesi doğrusal. Yani şöyle dursun. Bak 4 tanesi 1, 2, 3, 4 şöyle duruyor. Ama diğerleri şimdi 7 tane nokta var diye diğerleri dağınık duruyor. Şu şekilde. Peki bunlar, da, bunlar toplam kaç tane doğru belirtir diye soruluyor. Ben bunların doğrusal olduğunu düşünmeden soruyu çözeceğim. Ne yaparım? 7 tanesinden herhangi 2 tanesini seçersem her 2 noktadan bir tane doğru geçeceğinden çarpı 1 derim. Yani 7'nin ikilisi 21 yapar. 21'di normalde cevap. Ama ama şimdi sen şunla şunu seçersen şu doğruyu belirtir. E şunla şunu seçersen gene aynı doğruyu belirtir. E şunla şunu seçersen gene aynı doğruyu belirtir. Şimdi sen aynı doğruyu defalarca defalarca saydın. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu isteme, istenmeyen bir durum. Sen niye aynı doğruyu farklı doğruymuş gibi defalarca defalarca sayasın ki? Bu olmaz. O zaman ben bu bulduğum 21'den şuradaki 4 tane noktamız vardı ya. O 4 tanesinden herhangi ikisini seçtiğim durumu çıkarayım. 4'ün ikilisi nedir? 6 için mi? 21'den 6'yı çıkardın 15 kaldı. Cevap 15 mi? Hayır. Cevap 16. Niye? Çünkü sen şu 4 tane noktadan ikisini seçtiğin durumların içerisinde o sildiğin durumların içerisinde zaten ana doğru olarak bu doğru da var. Yani şuradaki doğruyu da silmiş oldun. İşte o doğruyu eklemen lazım. Çünkü o bir doğru zaten. Yani kaç tane doğru belirtir diyor. Sen hali hazırda bana verilmiş, hediye edilmiş doğruyu da silersen çözemeyiz. O zaman 1 eklersem doğru cevabın 16 olması gerektiğini söylerim. Peki bir diğer soru 19. Aynı düzlemde bulunan ve herhangi ikisi doğrusal olmayan 10 farklı doğru kaç noktada kesişir? Şimdi iki tane doğru düşün. Şöyle. Değil mi? Kaç noktada kesişiyor abi bunlar? 1. İki tane doğru seçersen bir noktada kesişiyor. Doğru mu? Peki. Bunların hiçbiri de şey değil paralel doğrusal değil. Şimdi 10 tane vardı o zaman ben 10 tanesinden herhangi 2 tanesini seçecek olursam bunlar birer noktada kesişir derim. Ki onun ikilisi cevap olur. 10 çarpı 9 bölü 2'den cevap da 45'tir. 19'un cevabı da 45 dedik. Peki 20'de aynı düzlemde bulunan 9 farklı doğrudan 4'ü paralelmiş. Yani şöyle bak 1 bir tane seçtim ya şöyle şöyle paralelmiş abi bunlar tamam mı? Diğerleri hocam, diğerleri dağınık dağınık durabiliyor. Yani şöyle olmuş, şöyle olmuş, ne bileyim şöyle olmuş. Kaç tane vardı? Dokuz, dört, yedi. iki tane daha. Böyle olmuş, şöyle olmuş. Şimdi tabii haliyle böyle ne kadar çok doğru vardır diye bunları da kesiştirip saymayacağız. Şöyle diyeceğiz biz. Bu ne? Bu hikaye. Bu böyle soru mu çözülür? Olmaz. Lisedeyken bir kere öyle çözmüştüm. Hoca görmüştü, hoca yakalamıştı. Bana şöyle küçümseyici bir Gülüş, gülümseme yapmıştı şöyle bakmıştı şöyle önce kağıdıma baktı 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 böyle yaptı sonra bana baktı böyle yaptı dedim <laughs> Serdar hocam selam Aynı düzlemde bulunan dokuz tane farklı doğru var ama dördü paralel şimdi ben bunların paralel olmadan düşüneceğim yani Diyeceğim ki abi zaten iki tane doğru varsa bunlar bir noktada kesişiyor o zaman 9 tanesinden 2 tanesini seçersem bunlar birer noktada kesişir diyeceğim. Ki bu da 9 çarpı 8 bölü 2'den 36'yı verir. Lakin şöyle bir durum var. 4 tanesi paraleldi ya. O 4'ünden herhangi 2 tanesini seçersem onlar kesişmez. Paraleller ya nasıl kesişecekler? 4'ün ikilisi 6'dır. Bir ekleyeceğiz mi hocam? E, eklemiyorsun bunda. Çünkü hani 4 tane paralel doğru düşün. Şöyle. Bunlar zaten kesişmiyorlar ki. Hani kesiştiğimiz bir tanesini kaybetmemek için falan diye bir durum yok yani ortada. Doğal olarak bunlar kesişmiyorlar. Kesişmedikleri için eklemeyeceğim. Yani 36'dan 6'yı çıkaracağım. Cevabı söyleyeceğim. Cevap 30. Peki. 21'e bakalım bir de beraber. Aynı düzlemde bulunan ve herhangi üçü doğrusal olmayan 8 nokta nokta veriliyor. Herhangi üçü doğrusal değil. Bu sefer diyor ki köşeleri bu noktalardan seçilen en fazla kaç üçgen çizilebilir? Şimdi şöyle 3 tane nokta varsa dağınık dağınık duran. E şimdi ben bununla bunu birleştiririm. Bununla bunu birleştiririm. Bununla da bunu birleştirirsem bir tane üçgen oluşur. Bak 3 noktadan bir tane üçgen oluşuyor. Kaç nokta vardı? 8. O zaman 8 tanesinden herhangi üçünü seçip bunları birleştirirsem bir üçgen oluşur derim. 8'in üçlüsü de cevap olur. Yani 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel. Yani 56 bana cevabı verir gençler. Şimdi 277'yi de böylelikle bitirmiş oluruz. Nereye geçiyoruz? 278'e. Kazanın bakış 22'ye. burada da diyor ki şekilde birbirine paralel iki doğru üzerinde 7 tane nokta verilmiş. Bu 7 noktayla kaç tane üçgen oluşturulabilir? Şimdi i̇ki farklı yöntemle çözebilirsin. Dersin ki üçgenin tabanı yukarıda dursun. Kafası aşağıda dursun dersin. Ya da üçgenin tabanı aşağıda dursun. Bir ucu da yukarıda dursun. Deyip ayrı ayrı çözüp toplayabilirsin. Ya da şöyle dersin. Burada zaten 7 tane nokta var ya. 7 tanesinden herhangi üçünü seçmem lazım benim üçgen sayısını bulmak için. Ama sen şuradaki herhangi üç tane noktayı seçersen bunlar üçgen yapmaz, belirtmez. Çünkü doğrusallar ya. Belirtmez. O zaman ben yukarıdaki 4 noktadan üçlü seçimi kaldırırım. Gitti. E aşağıda da üç tane nokta var. O üç tane noktadan da üçlü seçimi kaldırırım. Bu da gitti. Şimdi 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyelden 35 gelir. 4'ün üçlüsü 4, 3'ün üçlüsü 1 e çıkarırsak bunun da 30 gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 23 diyor ki burada da yukarıdaki üçgen üzerinde 9 tane nokta işaretlenmiş. Köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen çizilebilir? 9 nokta varsa 9'un üçlüsü kadardır değil mi? Bu kadar basit. Ama aması var. 9'un üçlüsü 84'tü. Onu da ezberledik iyi oldu. Şimdi şu, şu, şu ve şu. Bunlar doğrusal değil mi? O doğrusallardan 3 tane seçersem o zaman üçgen üçgen oluşmaz. Onu çıkardım. Eksi, e şuradaki 5 tane noktada da doğrusal. 5'in üçlüsünü de çıkarırız. Eksi, e şuradaki 3 tane noktada doğrusal. 3'ün üçlüsünü de çıkarırım. 84'ten bir 4'ü çıkaracağım. Bir 10'u çıkaracağım. Bir de 1'i çıkaracağım. Yani 80'den 11'i çıkarırsam 69 bana cevabı verir. Doğru cevap 69'dur. Geldik kazanım bakış 24'e. Bu sorular hep benim kafamı karıştırmıştır. Bazen hala kafam karışır. Ee, ama şeyi bilince, taktik bilince yapıyorsun. Nasıl? Taktik ne? Bu tarz kaç tane üçgen vardır sorularında birleşim noktalarını bir köşe olarak kabul edeceksin. Bak şurayı bir köşe olarak kabul ettin. Şimdi benim üçgen oluşturmam için kaç tane daha noktaya ihtiyacım var ki? Şimdi şu doğru üzerine bakacaksın. Şu doğru var ya. Bu doğru. Şurada 1 2 3 4 5 tane nokta var. Şunun yanına 2 tane daha nokta seçersem şunun üzerinden mesela varsayalım şu zaten vardı şunu ve şunu seçtin. Bak burada bir üçgen oluşur bak. Gördün mü bak üçgeni? Bir üçgen oluştu. O zaman ben 5 tane noktadan herhangi iki tanesini seçersem ki bunu 10 farklı biçimde yaparım. 10 tane üçgen oluşur. Aynı şey şurası için de geçerli. Bunun üstünde de bak 1 2 3 4 5 nokta var. O zaman 10 tane de buradan gelir. E burada da bu doğru üzerinde de 5 tane nokta var. O zaman 5 tanesinden ikisini seçersem buradan da 10 tane gelir. Kaç tane üçgen varmış? 30. E tek tek saymamıza lüzum yok. 25'teyiz artık. Burada kaç tane üçgen var diyor. E hocam şimdi az önceki soruda şöyle birleşim noktasını bir tane köşe kabul edeceksin dedik, okey. Tamam, sıkıntı yok ama Şimdi burada hem burası birleşim noktası doğruların hem de burası birleşim noktası. Bak burası birleşim noktası değil. Yani şöyle bir üçgen de olamaz zaten. Değil mi? Ne yapacağız? Şimdi şöyle diyeceğim. <laughs> B'yi görmeden şurası benim birleşim noktam olsun diyeceksin. Peki şu doğruyu bak şimdi şu doğruya. Şöyle yapalım. Bu doğrunun üzerinde 1, 2, 3, 4 tane nokta var. 4 tanesinden ikisini 4'ün ikilisi şekilde seçersin. Bu da bana 6'yı verir. Bu şekilde 6 üçgen gelir. E hocam şu şekilde de 6 üçgen gelir. E hocam bu şekilde de 6 üçgen gelir. Yani toplam etti 18 üçgen mi? 18 buradan geldi. Tamam. Güzel. Şimdi birleşim noktası şurası iken bu oldu. Tamam. E başka? Hocam bir de şurası da birleşim noktası ya. Bunu da düşünelim. Şimdi buradan üçgen oluşturmam için şu kırmızı doğruya bak. Bunun üstünde 1, 2, 3, 4 tane nokta var. 4'ün ikilisinden 6 üçgen böyle gelir. E şu da hocam birleşim noktası. Yani bunun üstünde de 4 nokta var. E, 6. E, şunun üstünde de hocam 6 nokta var. E, evet. Oradan da 6. 18 tane de buradan gelir. 18, 18. Etti 36 ama cevap 36 değil. Cevap anıtana bir bakıyorsun. Hop! 36 değil. Neden değil biliyor musun? Çünkü şimdi bir köşesi şurasıysa dedim. Bir köşesi burasıysa dedim. Ama bazı üçgenleri ikişer ikişer saydım. Hangisi biliyor musun? Bir köşesini burası, bir köşesi burası olan üçgenleri ikişer defa saydım. Bir köşe bura bir köşe buraysa diğer üçgenleri oluşturabilmek için hangilerini kullanabilirim? Burayı, 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 burayı ve burayı kullanabilirim. Yani 9 tane üçgeni 2 defa saydım. 9 tane üçgen bak. Şu A ve B'yi kullanacaksın onlar cepte. Morla gösterdiğim noktalar var ya. O noktalardan herhangi bir tanesini seçtim. Mesela şu. Bak şurada bir üçgen oluştu. Gördün mü? O üçgeni iki defa saydın. Şimdi o halde ne dememiz lazım bizim? 18, 18, 36. O 36'dan 9'u çıkaracaksın. Ve böylelikle 27 tane üçgen oluşur diyeceksin. Tek defa saymak için bu hamleyi yaptık. 26. sorun. Hocam burada birleşim noktası da yok. Ne halt diyeceğiz? Birleşim noktası var ama dağınık verilmiş bence. Bak mesela şu bir birleşim noktasıdır. Bu birleşim noktası. Bu da öyle, bu da öyle, bu da öyle ve bu da öyle. Ve dikkat ettiysen Üçgenin tabanları burada olmak zorunda. Başka üçgen tabanı da çıkmaz zaten. Mesela şuradaki üçgene bak. Bak tabanı burası oldu. Veya şunu seç. Ee, örnek veriyorum. Şurası. Bak şuradaki üçgene odaklan. Hop. Bak tabanı burası oldu, değil mi? Şimdi o zaman tabanı nereden seçeceğiz arkadaşlar? Belli oldu artık. Şurada işaretlediğim kırmızı noktalardan seçeceğiz biz tabanı. Yani 6 tane nokta var. O 6 tanesinden herhangi 2 tanesini seçtim. E 6'nın ikilisiyle seçtik biz bunu. Tamam güzel. Kaç gelir? 15 gelir. Şimdi zaten sen taban olarak şurayı seçtiysen bunun karşılığında bir tane üçgen çizebilirsin. Eğer taban olarak şurayı seçtiysen bunun karşılığında bir tane üçgen vardır. Yani her seçtiğin taban için bir tane üçgen geldiyse 15 kere birden 15 tane de üçgen vardır dersin. Cevabımız 15 olur. Güzel. Şimdi bu sayfayı da bitirdik. 278'i de bitirdik. E devam ettik. 279'da 27. kazanın bakışla. 8 farklı nokta var diyor. Köşeleri şekilde gösterilen noktalardan seçilen üçgenler çizeceksin. Kaç farklı üçgen çizersin? Basit. Üçgen çizeceksem 3 noktaya ihtiyacım var. Dolayısıyla 8'in üçlüsü kadardır. 8'in üçlüsü de 8, 7, 6 bölü 6'dan 56'dır. Lakin. Lakin. Şu doğrunun üzerinde kaç tane nokta var? 4. O 4 tanesinden herhangi 3 tanesini seçersen üçgen belirtmez. Bunu çıkaracaksın. Yani bir 4 çıkaracaksın. Bir de şu da doğrusal ya o doğrunun üzerinde de 3 tane nokta var. 3'ün üçlüsünü de sileceksin. Yani bir tane daha çıkaracaksın. Ve böylelikle ne gelir? 51 gelir. Bir de diyor ki bir köşesi A olan kaç farklı üçgen çizilebilir? Bu sefer demiş ki bir köşemiz burası o kesin. Tamam güzel. Bir köşe belliyse ben geriye kalan 7 tane noktadan herhangi iki tanesini seçersem üçgen oluştururum. Mesela şunu seçtim, şunu seçtim, e bir köşede zaten A'ydı. Şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle yaptım. Al sana üçgen. Tamam, sıkıntı yok. Lakin sen o yedi tane noktadan ikisini, şunda şu seçersen üçgen oluşmaz. Bunları birleştirirsen doğru oluşur. He, o zaman ben bu yedi'nin ikilisinden şuradaki doğrusal olan üç tanesinden ikisini seçimini kaldırırım, değil mi? ve böylelikle hani bir köşesi A'ydı ya zaten. Artık başka bir şey kaldırmama gerek yok. 7'nin ikilisi 21. Bundan 3 çıkarırsam ben doğru cevabı bulurum. Doğru cevap 18'de. Şimdi gençler, tabii 18 şunun cevabı arkadaşlar. Tamam? B'nin cevabı. Geldik 28'e. Birbirine paralel 6 tane yatay doğruyla bu doğruları kesen ve birbirine paralel olan 6 tane doğru veriliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevapla demiş. A da diyor ki bana kaç tane paralel kenar var burada? Şimdi ben paralel kenarı çizerken birbirine paralel olan şöyle iki tane doğru ve birbirine paralel olan iki tane doğru seçiyorum. Ve ortada sadece ama sadece bir tane paralel kenar oluşmuş oluyor değil mi? Yani benim e, paralel kenar oluşturabilmem için iki tane şöyle dikeyde paralel iki tane de yatayda paralel doğruya ihtiyacım var. Madem bunlara ihtiyacım var. Kaç tane dikey paralelim var? 1 2 3 4 5 6. 6 tanesinden ikisini seçerim. Çarpı kaç tane yatay var? 1 2 3 4 5 6 tane de yatay var. 6 tanesinden ikisini seçerim. 6'nın ikilisi 15, 6'nın ikilisi 15. Çarptık. 225 tane burada paralel kenar vardır deriz. Saymanıza lüzum yok. Peki bir köşesi A olan kaç tane paralel kenar var? Bir köşesi A demiş bu sefer köşeyi vermiş abi. Şimdi bak. Bir köşesi A demek aslında şu demek. Ben sana ben sana şuradaki doğruyla buradaki hani ben doğru seçiyordum ya paralel kenarları bulmak için. Burada gösterdiğim mavi doğruyla şurada gösterdiğim mavi doğruyu yani bir tane dikey doğrunu ve bir tane yatay doğrunu seçtim diyor. Yani şurayı seçmiş. A noktası. Yani şu doğruyla şu doğruyu adam bize seçmiş vermiş. Şimdi benim ne yapmam lazım? Bunun karşılığında paralel olan bir tane dikey ve bir tane yatay seçmem gerekiyor. Yani şuradaki 5 tane dikeyden bir tanesini seçmem gerekiyor. Bak şu sorunun cevabı 5 tanesinden bir tanesi çarpı 5 tane yataydan da şuradaki 5 tane yataydan da bir tanesini yine seçmem gerekiyor. 5 beş çarpı 5'ten 25 tane bir köşesi A olan paralel kenar üretebiliriz diyeceğiz. Cevap da 25 olacak. Pekala bir de diyor ki Taralı bölgeyi içine alan kaç tane paralel kenar var? Şimdi orada dur. Bunun çözümü farklı olacak. Şimdi ben şunu şuradan aldım bir. Bunu buradan aldık. Şuraya getirip bir yapıştıralım. Bunu buraya çözelim tamam mı? Şöyle bir de büyütelim bunu. Bakın gençler. Şöyle ki. Şu taralı bölge var ya şurası. Burayı diyor içine alması lazım. Şimdi burayı içine alacaksa. Ben şu, şu, şu ve şu doğrudan herhangi birini seçerim. Bak, seç herhangi bir tanesini şimdi sen. Bir tanesini seçelim. Hangisini seçelim? Mesela sol tarafta şuradan bunu seçtim. Bunun sağ tarafından da bir tane dikey seçerim. Sonra giderim. Bu kırmızı bölgenin üst tarafında kalanlardan bir tanesini seçerim ve bir tane de alt tarafında kalanlardan seçerim. Şurada kalan paralel kenar var ya, şurada elde ettiğim paralel kenar o kırmızı bölgeyi içine alır. He, ee, şimdi olayı anladık. O zaman kırmızının yani şuradaki bölge var ya şurası. Bunun sol tarafında kaç tane dikey paralel var? 1, 2, 3, 4 tane. O zaman derim ki 4 tanesinden birini seçtim. Çarpı sağında 1, 2 tane var. 2 i̇ki, iki tanesinden birini seçtim. Çarpı üstünde 1, 2, 3 tane var. 3 tanesinden birini seçtim. Altında yine 1, 2, 3 tane var. 3'ünden de birini seçtim. Buradaki paralel kenar adedi ve buradan oluşan paralel kenarlar oradaki kırmızı bölgeyi illaki içine alacaktır. O halde şurası 8'i verir. Şurası 9'u verir. 8 kere 9 da bana 72'nin ta kendisini verir. Cevabımız 72 olur. Şimdi gençler 279'un sağ üst tarafına doğru geçtik. Diyor ki seri seri sorular var. İyi dinle. Aynı düzlemde bulunan ve herhangi ikisi çakışık olmayan. 6 tane çember en çok kaç farklı noktada kesişir? Sakin oluyorsun, çizmene gerek yok. Sadece bir tane örnek açısından çizeceğiz. Şu bir çember. E hocam bu da bir çember. Tamam. Kaç noktada kesişiyorlar? 1 2 noktada kesişiyorlar. Demek ki ben herhangi 2 tane çember seçersem 2'şer noktada kesişirler. 6 tane çember vardı. 6'sından ikisini seçtim ve her biri ikişer noktada kesişirler diyeceğim. Bu da bana 6'nın ikilisi 15 olduğu için 15 kere 2'den 30 cevabını verecektir. Bu 1. İkinci olarak bu sefer çember değil elips diyor. 5 elips en çok kaç farklı noktada kesişir? Peki 2 elips kaç noktada kesişir? Hemen bunu bulalım. Şu birinci elipsim olsun. Çok noktada kesişmesi için bunu şu şekilde çizerim. Bu da ikinci elipsim. Kaç noktada kesişti 2 elips? 4 noktada. Bak çembere bunu yapamazdım. Çemberi bunu yaptığın an sonsuz noktada kesişir ve çakışık olurlar. Ama çakışık değildi yukarıdaki örnek. Çakışık olsa sonsuz der geçerdik. Ama burada elipsler en çok kaç noktada kesişir? 4 noktada. O zaman ben 5 tane elipsten herhangi ikisini seçerim. Ve o her iki de 4'er noktada kesişeceği için 5'in ikilisi 10 çarpı 4'ten cevap 40 gelecektir. Geldim C şıkkına. 5 tane üçgen en çok kaç noktada kesişir? Burada burada şöyle üçgenimiz olsun. Şu şöyle şöyle ve şöyle bir üçgen çizdim. Bu birinci üçgen. Tamam mı? İkinci üçgen içinde bunu şöyle döndürelim. Tamam bunu böyle döndürelim. Ve şuraya koyalım. Maksimum kaç noktada kesişir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktada kesişir. Şimdi ben bu sembolü çok sevmiyorum. Bazı bayraklardan kaynaklı. Ee, sileceğim o yüzden. 6 noktada kesiştiğini gördün mü? Gördün. Pekala. Kaldıralım bunu buradan. Peki. O zaman 5 tanesinden herhangi ikisini seçersem bunlar 6'şar noktada kesişir diyeceğim. 5'in ikilisi 10 olduğu için 10 kere 6'dan da doğru cevap 60 olarak karşımıza çıkar. D da 4 dış bukeyi dörtgen en çok kaç farklı noktada kesişir demiş. Şimdi bir tane kare çizelim. Şöyle. Şimdi ben bu kareyi aldım. Bir tane daha çizdim ve bunu şöyle döndüreyim. Döndürürsem eğer şuraya koyduğum takdirde kaç noktada kesişir? 1 2 3 4 5 6 7 8 noktada kesişir. 4 tanesinden herhangi iki tanesini seçersem o seçtiklerim 8'er noktada kesişir. 4'ün ikilisi 6 kere 8'den doğru cevabın 48 olması gerektiğini de pek tabi söyleyebiliriz. Peki, şimdi devam. 30. soru son sorumuz ama son soru olduğuna bakmayın. Altında da 3 tane soru var. Şekilde verilen A, B, C, D dikdörtgeni 30 eş kareye bölünmüş. 30 tane eş kare var burada. 5'e 6 zaten sistem. Şekilde kaç farklı dikdörtgen vardır diye soruluyor. Şimdi dikdörtgeni sorduğu için bunu paralel kenar mantığıyla düşünebilirsin. Çünkü dikdörtgen oluşması için 2 tane dikey İki tane yatay doğruya ihtiyacım vardır ve ortada da bir tane dikdörtgenin oluşur böylelikle. O halde kaç tane dikey doğru var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tanesinden 2 tane seçerim. Yatayda da 6 tane olduğu için 6'sından ikisini seçerim. 7'nin ikilisi 21, 6'nın ikilisi 15. Eğer ki ben bunları çarparsam 315 bana cevabı verir. 315 tane dikdörtgen vardır. Peki diyor ki bunlardan kaçı karedir? kaç tane kare vardır diye düşüneceğiz. Ama kareleri hesaplamak biraz zulüm. O yüzden de ben size kısa bir yol göstereceğim. O yüzden beni iyi dinleyin. Kareleri bulmak için şöyle bir yöntem geliştirmiş birisi. Bilmiyorum kim geliştirdi ama bunu yapabilirsiniz. 1 ile başlıyorsunuz ve L çiziyorsunuz birlerle. Tamam mı? Daha sonrasında 2 ile başlıyorsun. 2 ile devam ediyorsun ve bununla da L çiziyorsun. Sonra 3'leri yerleştiriyorsun. Sonra tabii ki 4'leri yine L yaptın ve en son 5'leri de buraya yazıyorsun. Tamam. Burada gördüğün oluşan bütün sayıları topladığında sana kare sayısını verecektir. Şurası 5, şurada da 5 var. Bunların toplamı 10 yapar. Geldik. Şurada 4 tane, burada da 4 tane 2 var. Toplam 8 tane 2 yani etti 16. Şurada 3 tane 3 var. Burada da 3 tane 3 var. Yani toplam 6 tane 3 var. Etti 18. Şurada 2 tane 4. Burada da 2 tane 4 var. 4 kere 4'ten burası 16 yaptı. Ve son olarak burada da 2 tane 5'imiz var. Yani 10 tane 5 varmış. Bunları toplarsam eğer. E hocam şurası 26 burası 26 etti 52. 18 daha bana 70'i verir. Demek ki 70 tane kare varmış diyebiliriz. Kareleri bulma yöntemi bu. Peki bir de diyor ki. Alanı 4 birim kareden büyük olan kaç tane kare vardır? Bunu mecbur biraz sayacağız gibi sanki ha. Ne dersin? Şimdi şurayı bir sildim ben. Şunu aldım şuradan. Şöyle alalım. Aşağı doğru şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Alanı 4 birim kareden büyük olan kaç tane kare varmış? Gelin burada bir bakalım. 4 birim kareden büyük diyor. Kaç tane kare vardı? 70 tane. Bak bunun cevabı 70'ti. Şimdi 4 birim kareden büyük dediğine göre... E şimdi alanı bir birim kare olanları istemiyor. Mesela şunların alanı bir birim kare. Değil mi? E burada kaç tane var? 30 tane. O zaman bu 70 tanesinden kafadan 30 tanesini istemiyor. Kaldı 40. Şimdi bu 40 tanesinden kaç tanesini istemeyecek? Alanı 4 birim kare olanları da istemiyor. Çünkü 4 birim kareden büyük demiş. Peki alanı 4 birim kare olanlar hangileri? Şunlar mı? Bak bunları istemiyor. Tamam güzel. Şimdi o zaman ben kaç tane sayarım? Kenarı şu şekilde seçebilirim. Bakın böyle seçebilirim. Şu ikisi seçebilirim. Şu ikisi seçebilirim. Daha sonrasında şu ikisi seçerim. Ve son olarak bu ikisini seçebilirim. Yani toplam kaç tane seçenek var? 5. Burada 5. Peki dikey olarak şu iki kenarı seçersem 2 birim olur. Şu iki kenarı seçersem 2 birim. Bu iki kenarı seçebilirim. Ve bu iki kenarı seçerim. Yani 4 tane. 4 kere 5'ten 20 tane. 20 tane de alanı 4 birim kare olan kare vardır. Dolayısıyla 40'tan da ben 20'yi çıkaracak olursam. 20 tane alanı 4 birim kareden büyük karemiz vardır diyebiliriz sevgili gençler. Ve böylelikle kombinasyon konu anlatımını da bitirmiş oluruz. Artık ÖSYM bakış kısmına yavaştan geçebiliriz tabi diğer videoda. ÖSYM bakışta gençler toplam 34 tane soru var. Ve sorular ciddi anlamda bak abartısız söylüyorum. Yani Tamam bu kitabı Barış Hoca ile beraber yazdık ama bu kitabın %10'una 15'ini ancak elimde okumuştur benim. Tamam mı? Neden Barış yayınlarıyla ile ben bu işi başlattım? Neden Barış yayınlarıyla ben bir oldum da size buradan ders anlatmak istedim? Çünkü Barış Yayınları'nın kalitesi belli. Barış Yayınları'nın ÖSYM çizgisine yakınlığı belli. Bundan kaynaklı. Özellikle ÖSYM bakış kısımları efsanedir gençler. O yüzden buradaki 34 tane soruyu beraber bir güzel hem benim bakış açımdan hem de barış yayınlarının sorulara bakış açısından güzelce eritelim. Sonra PKBO'da bir kademe daha üste yükselelim. Bir kademe daha bir kademe daha. Tamam. Evet gençler artık vedalaşma zamanıdır. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.